Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 21 Ocak 2017 Cumartesi ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sevgili seyirciler, aylardır tartışılan meclisin yetkilerini elinden alıp başkanlığı getiren anayasa değişikliği teklifi genel kurulda kabul edildi. Bundan sonra son sözü Türk milleti söyleyecek. Türkiye'nin milleti ikiye bölen anayasa değişikliği teklifiyle kutuplaştırılması yerine sürekli milli hükümetle birleştirici olunması gerektiğini vurgulayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Diyarbakır kurultayında konuştu. Yine birlik ve beraberlik mesajları verdi. İstanbul'da peş peşe saldırılar düzenlendi. Hedefte İstanbul Emniyeti ile iktidar partisinin il binası vardı. Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump resmen görevine başladı. İlk sözü ise önce Amerika oldu. Ana haber bültenimize İstanbul'daki terör saldırılarıyla başlıyoruz. İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Farklı noktalara peş peşe saldırılar düzenlendi. İlk saldırı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, ikinci saldırı ise AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yapıldı. Sabah saatlerinde de Esenyurt'ta bir polis aracına ateş açıldı. Çatışma anı kameralar tarafından görüntülendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye'nin gözü meclisteyken dün gece İstanbul'da arka arkaya iki silahlı saldırı yaşandı. İlk saldırı saat 20 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapıldı. Emniyet binasına lav silahıyla ateş açıldı. Saldırıda binanın bahçe duvarı isabet aldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda ölen ya da yaralananların olmadığı bilgisini paylaştı. İkinci saldırı Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AKP İstanbul İl Başkanlığı binasına yapıldı. Bu saldırıda da lav silahı kullanıldı. Lav silahı binanın içerisinde bulunan İstiklal Marşı tablosuna isabet etti ancak patlamadı. AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu saldırıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ateş açtılar. Lav silahı İl Başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun lav silahının ucundaki roket içerideki duvarda patlamadı. Bulgular DHKPC yönünde. Her iki saldırıyla ilgili 15 adresi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda saldırganlarla irtibatlı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. İki saldırganın failleri aranır. Sabah saatlerinde Esenyurt'ta da bir polis aracına ateş açıldı. Bir görgü tanığı saldırı anını anlattı. Elini soktu. Silah çıkardı, hemen çekti, polis kafasına tuttu, ateş etti, silah tutukluk yaptı, gelmedi. Tekrardan böyle oyalana kadar polis ama sesleri falan çıkardı. Yeri geldi, adam silah iki kere çekti, havaya ateş etti polis. Adam kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayınca polis arabayla geri geldi, iki kişi onun arkasından gitti. Çatışma anı ve saldırganın kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Üst üste yaşanan saldırıların ardından öğle saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen silah sesleri paniğe neden oldu. Bir kamyon dur ihtarına uymayarak protokol girişindeki güvenlik bariyerlerini aştı. Bunun üzerine özel harekat polisleri tarafından araca ateş açıldı. İstanbul Valiliği olayın terörle ilgisinin olmadığını, kamyonun freninin boşaldığını açıkladı. Vatan Partisi'nin Büyük Diyarbakır Kurultayı yapıldı. Çiftçiler, kanaat önderleri ve aşiret reislerinin yoğun ilgi gösterdiği kurultaya Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Perinçek, Türkiye'yi dünyanın, Diyarbakır'ı da Türkiye'nin yıldızı yapacaklarını ifade etti. Perinçek, aydınlık günlere yaralarımızı sararak omuz omuza hep birlikte yürüyeceğiz dedi. Türkiye dünyanın ufuklarında bir yıldız gibi parlayacak. Diyarbakır'da Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlayacak. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde hızla büyüyen Vatan Partisi, Diyarbakır İl Kurultayı'nı yaptı. Bu sayede Diyarbakır'da çalışmalarını hızlandıran Vatan Partisi, bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirmek için önemli adımlar atıyor. Burada güvenilecek insanlar var. Burada sanılacak insanlar var. Kurultaya çiftçi, esnaf, kanaat önderi ve aşiret reisleri de yoğun ilgi gösterdi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de kurultaya katıldı. Vatan Partisi her şeyden önce bağımsızlık diyor. Her şeyden önce vatan bütünlüğü diyor.
Kurultayda ilk sözü Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül aldı. Barış, barış. Ölümüne de barış. Sonuna kadar da barış. Biz bunlardan korkmuyoruz. Varız, sonuna kadar varız. Hepimiz birleşeceğiz artık. Bugün belki bu salonda 500 kişiyiz. Ama 5 binler, 10 binler, 20 binler arkada gelecek. Gönül kentin sorunlarını anlattı. Diyarbakır'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Biz o surdaki insanların, surda esnaflık yapan insanların, surda evine ekmek götürecek insanların sesiyiz burada, sesi. Bu 2 milyon insana devletimiz şefkat kucağını açıp da bunları saramaz mı? Bunlara iş yaratamaz mı? Yaratır. İstese bal gibi de yaratır. Bırakın, siz yapın, biz sizin arkanızdan gelelim. Yapın. Buradaki insanlar aç. Aç olan insan daha çıkar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli mesajlar verdi. Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz. Türkiye'siz bir Diyarbakır da olmaz. Diyarbakır'ı çıkarın, Türkiye diye bir şey kalmaz. Umutsuzluğu bırakalım. Umut bizim en büyük enerji kaynağımız. Düşmanlıkları, eski kardeş kavgalarını, eski yanlışları tamir edeceğiz, onaracağız, unutacağız. Diyarbakır'ı Türkiye'nin yıldızı yapacaklarını söyleyen Perinçek, Batı'ya mesaj verdi. Onlar Türkiye'yi Diyarbakır'dan bölmeye kalktılar ve onu Büyük Orta Doğu Projesi'nin yıldızı diye yüceltmek istediler. Ama o Diyarbakır'a bir hakaretti. Ama Vatan Partisi olarak şunu biliyoruz. Türkiye'nin bu acı çeken insanlarının bu acılardan kurtulma enerjisi önümüzdeki üreten, birleşen Türkiye'yi yaratmada en büyük kaynak. Perinçek Diyarbakır'dan PKK'lılara da seslendi. Çocuklarımıza da çağrıda bulunuyorum. Amerika'nın, İsrail'in hiçbir evladımız aleti olmasın. Ellerindeki silahları bıraksınlar, gelsinler, onları kucaklayalım. Onlarla birlikte yeniden ülkemizi mamur hale getirelim. Yeni yönetime de AKP ve HDP'den umudunu kesen önderler seçildi. Bu siyasi karışıklık içinde Vatan Partisi'ni bir şey olarak görüyoruz, bir çıkış olarak görüyoruz. Yani bu ülkeyi daha iyi yöneteceğini düşünerekten Doğu Bey'in ciddi bir insan olduğunu, sorunlara daha iyi eğildiğini, barışçı olduğunu, Kürt ve Türk'ün arasına ayrım koymadığını, bunu düşünerekten, bunu görerekten Vatan Partisi'ne geldim ben. Şimdiye kadar HDP'ye oy veriyordum. Fakat o HDP, biz verdiğimiz oylarla belediyenin kapısına bile gidemiyorduk. İşçinin ve emekçinin hakkını ve hukukunu koruduğu için, buna inandığım için, vatanın bölünmez bütünlüğüne inandığım için ve bunu sağlayacağına inandığım için üye oldum Vatan Partisi'ne. Meclisin yetkilerini elinden alan, başkanlığı içeren anayasa değişikliği kabul edilerek yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı. 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Meclisten geçen teklif, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından referanduma götürülecek. Türkiye'ye dayatılan, iç barışı bölen, meclisi yetkisiz bırakan anayasa değişikliği teklifi mecliste kabul edildi. Oylar usule göre kullanılmıştır ve teklif kabul edilmiştir. İkinci tur oylamalarının sonunda teklifin tümü için yapılan oylamada 339 milletvekili kabul oyu kullandı. Teklifin kabulünün ardından AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım teşekkür konuşması yaptı. Burada bir anayasa değişikliği yapmadık. Biz bir anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık, işi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz.
Teklifin tümünün 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı. Teklife karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi bekleniyor. Sevgili seyirciler, CHP Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurul'dan geçer geçmez grup toplantısı yaptı. Sabah 4'te milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu, parlamento kendi tarihine ihanet etti. Bu hatayı millet düzeltecek dedi. Herkesi anayasa teklifine karşı mücadeleye çağıran CHP lideri, sokak sokak gezip yanlışları anlatacağız ifadesini kullandı. Bu tarih aynı zamanda bir parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir. Meclisin yetkilerini elinden alan başkanlık anayasası genel kuruldan geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu acil olarak grubunu topladı. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği otoriter bir yönetimin Türkiye'nin geleceği açısından felaket olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor. Sabaha karşı 4'te mecliste toplanan gruba seslenen Kılıçdaroğlu, teklifin geçmesinden rahatsızlığını aktardı. Oyun bozulacak dedi. Parlamentoda oynanan oyunu büyük milletimiz, büyük Türk milleti bozacaktır. Hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler, kimlikleri ne olursa olsun, yaşları, yaşadıkları bölgeler ne olursa olsun, biz açık ve net söylüyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Vatanımız, milletimiz için buna hayır demek zorundayız. Ve anlatmak zorundayız. Bu olay sadece ve sadece CHP'nin sorunu değildir. Hep birlikte vatanımıza sahip çıkalım. Hep birlikte bayrağımıza sahip çıkalım. Hep birlikte cumhuriyetimize sahip çıkalım. Hep birlikte demokrasimize sahip çıkalım. Hep birlikte bu güzel ülkede huzur içinde yaşayalım. Başkanlık anayasası Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Meclisten geçen o teklif Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı tarihe göre de referandum zamanı netleşecek. Oylar usule göre kullanılmıştır ve teklif kabul edilmiştir. AKP'nin önerdiği anayasa değişikliği teklifi 339 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? Referandum süreci genel kuruldan geçen teklifin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasıyla başlayacak. Teklif önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanının 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanının teklifi onaylama ya da meclise geri gönderme yetkisi var. Referandum tarihi de Erdoğan'ın teklife onay verdiği güne göre şekillenecek. Referandum, resmi gazetede teklifin yasalaşmasının yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Buna göre referandumun 26 Mart, 2 Nisan, 9 Nisan ya da 16 Nisan tarihlerinden birinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, genel kurulda kabul edilen başkanlık odaklı anayasa değişikliği teklifini Türk milletinin reddedeceğini söyledi. Milletin kendi egemenliğinden vazgeçmeyeceğini belirten Korkmazcan, kapı kapı dolaşarak değişikliğin zararlarını anlatacaklarını vurguladı. Bu teklif tarihin çöplüğüne atılacaktır. Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, meclisi yetkisiz bırakan, başkanlık sistemini hedefleyen anayasa değişikliği teklifinin mecliste kabul edilmesini değerlendirdi. Teklifin referandumda millet tarafından kabul edilmeyeceğini belirten Korkmazcan, güçlü meclis vurgusu yaptı. İnsan hak ve onuruna ait değerleri yaşatabilmemizin yolu, milli egemenliğin temsilcilerini kendi irademizle belirleyebilmemizdir. Milli Anayasa Hareketi olarak büyük sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Korkmazcan, teklifin sonuçlarına ilişkin halkı bilgilendireceklerini kaydetti. Şu anda bile Türkiye'nin dört bir yanında arkadaşlarımız halkı bilgilendirme ve milli egemenliğe sahip çıkma,
meclisimize sahip çıkma konusunda halkın yapacağı işleri kararlaştırma aşamasına girmiş bulunuyor. Eski Meclis Başkan Vekili Hasan Korkmazcan, referandum sürecinde hayır cephesinin izlemesi gereken yol haritasını anlattı. Bindiğimiz her otobüste, her tren vagonunda, her alışveriş merkezinde, her tiyatronun önünde, sinema salonunda milli kurultay üyesiymiş gibi davranarak önce birbirimizi bilgilendirmek durumundayız. Korkmazcan ayrıca AKP seçmenine çağrı yaptı. Tuzağa düşmeyin dedi. Burada bir siyasi yarış yok. Türkiye'ye yönetilen bir tuzaktır bu. Bu tuzaktan hem yöneticilerimizi, hem meclisimizi, hem de milletimizi kurtarmak her Türk vatandaşının görevidir. Siyasi partiler, dernekler ve gençlik örgütleri, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen binlerce vatansever, Türkiye'ye dayatılan başkanlık sistemine karşı bir araya geldi. Meclisten geçen anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren vatanseverler referandumda hayır çağrısı yaptı. Meclisi yetkisiz bırakan yasa teklifi genel kurulda kabul edildi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen binlerce yurtsever yurdun dört bir yanında alanlara çıktı. Cumhuriyet değil, başkanlık yıkılacak. Bu işin partisi martisi yok arkadaşlar. Vatan elden gidiyor. Siyasi partiler, dernekler ve gençlik örgütleri Türkiye'ye dayatılan başkanlık sistemine karşı bir araya geldi. İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Kadıköy Cumhuriyet Birliği adını açıklama yapan Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, AKP ve MHP seçmenine seslendi. Teröre karşı birleşen Büyük Türk Milleti başkanlık meselesinde ortadan ikiye bölünüyor. Referandumdan evet çıkması Türkiye'yi bölmek için var gücüyle çalışan PKK, FETÖ ve onun arkasındaki Amerikan emperyalizmine yarayacak. Vatan Partisi Antalya'da da temsili referandum sandığı kurdu. Göstere göstere, hayırları göstere göstere arkadaşlar. Başkanlık sistemine tepki gösteren yurttaşlar hayır oyu kullandı. Hayırlı olsun. Geleceğimiz için, çocuklarımız için hayır diyorum. Milletin vekillerinin yapamadığını millet yapacak. Ülkücüler de MHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi. Ülkücüler satılık değildir. Balgat'ı her ne kadar satın almış olsalar da zerre kadar bir oyumuz yok. Bravo. Bu işin partisi martisi yok arkadaşlar. Vatan elden gidiyor. Başkanlık sistemine karşı Cumhuriyet Kadınları, Buca Kent Konseyi, Eğitim İş'te, İzmir'de eylem yaptı. Cumhuriyet rejimi kazanacak. Cumhuriyetten başka bir rejim istemiyoruz. Bunun için çalmadık kapı, basmadık vatan toprağı bırakmayacağız. Buca Cumhuriyet Birlikteliği adına konuşan ADD Başkanı Nuri Aracagök, teklifi geri çektirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Bizler çok uzun süredir ülkemizde anayasa değişikliği adı altında dayatılmak istenilen rejim değişikliğine bütün gücümüzle hayır demeye devam ediyoruz. Bundan sonra da hayır diyeceğiz. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte mücadele eden silah arkadaşlarının bizlere teslim ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Türkiye'si olarak kalması için mücadelemize devam edeceğiz. Ankara'daki protestoların adresi ise 1. Meclis'in önüydü. Teklifin bir rejim değişikliği olduğunu belirten Birleşik Kamu İş üyeleri yurttaşlardan referanduma hayır oyu kullanmasını istedi. Türkiye'nin her yerinde saat 1'de 1 dakika ayağa kalkıyoruz ve tek adam anayasasına hayır diyoruz. Bugün buradayız bu sebeple. Türkiye'de ayağa kalkacak ve laik, demokratik, parlamenter sistemle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Buna inanıyoruz ve başaracağız. Türkiye sahipsiz değildir. Adana'da başkanlık anayasasına karşı alanlara çıkan Vatan Partisi üyeleri vatandaşlara bildiri dağıttı. Milletvekillerine ettikleri yeminleri hatırlattı. Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim demiştin. Yaptığın milletvekili yeminine bağlı kal. Namusunu ve şerefini koru. Asıl olan millet senden bunu beklemektedir. Ey Türkistan!
istikrar beyanı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi. Vazifen. Vazifen. Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni. Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni. Kurtarmaktır. Kurtarmaktır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan referandum çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. İstanbul'da konuşan Erdoğan, vatandaşları gece gündüz demeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkisiz bırakacak anayasa değişikliği referandumu için kampanya yapmaya çağırdı. İstanbul Pendik'e yapılan yatırımların toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde anayasa değişikliği vardı. Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'un ulaşımı büyük ölçüde raylı sistem üzerinden gerçekleşecektir. Hala bakıyorsunuz ne yaptınız ki? Ne yaptınız ki diyenlere parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen anayasa değişikliği için vatandaştan destek istedi Erdoğan. Referandumla ilgili kampanyalarda gece gündüz demeden çalışacaksınız dedi. Sizlerden şimdiden bir ricada bulunuyorum. Bu referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü bizim Rabia'mız var. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyleyse durmak yok, yola devam. Terör saldırılarına da değindi Cumhurbaşkanı. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk ifadelerini kullandı. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti'nin gördüğünüz gibi il teşkilatına lav silahıyla ateş etsinler. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. İyi bilsinler ki, kardeşlerim, bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Türkiye'yi terör örgütleriyle, ekonomik saldırılarla, uluslararası dayatmalarla köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini başlattık, sürdürüyoruz. DAEŞ bölücü terör örgütü, PKK, PYD, YPG hepsine karşı, DAEŞ-KPC hepsine karşı, FETÖ hepsine karşı. Sevgili seyirciler, bugüne kadar çok sayıda yalan yanlış haber yapıldı geçmişe dönük. Geçmişte liderler şöyle dedi, böyle dedi denildi. Gazete küpürleriyle algı operasyonları yapılmak istendi. Şimdi ekranınıza gerçekleri getireceğim. Biri Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş, diğeri Milli Görüş'ün önderi Necmettin Erbakan. Yıllar önce hayata veda eden iki liderin konuşmaları bugünlerde sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Nedeni ise iki liderin de başkanlık sistemiyle ilgili yıllar önce söylediği ibretlik sözler. Vatan topraklarımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini mutlaka sürdüreceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkücü Hareket'in kurucusu Alparslan Türkeş ve Milli Görüş geleneğinin önderi Necmettin Erbakan son günlerde sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Fakirlik artmıştır. İşsizlik dayanılmaz boyuta gelmiştir. Dış borç dayanılmaz hale gelmiştir. Nedeni de her iki liderin meclisten geçen başkanlık sistemiyle ilgili yıllar önce söylediği sözler. Şimdi ben size soruyorum. Sayın rahmetli Mustafa Kemal Atatürk akılsız bir adam mıydı? Sen hem istikrardan bahsediyorsun, hem şimdi işimizi gücümüzü bırakalım, Türkiye'nin bütün rejimini değiştirelim diyorsun. Kendine gel. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la birlikte Türkiye'nin gündemine sokulan ve zaman zaman da alevlenen başkanlık sistemi tartışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil, daha çok Amerika'ya yakın. 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş ve 27 Şubat 2011'de yaşamını yitiren Necmettin Erbakan'a bu konu yıllar önce soruluyor. Söylemek istemiyorum, uygun görmediğim için. Başkanlık sistemine sert tepki gösteren Alparslan Türkeş, işin sonunun da ülkenin bölünmesine kadar gideceğini vurguluyor. Bizim halkımızın
iradesine karşı, iradesi dışında halkımızın istemediği ve Türk milletini, Türkiye'yi parça parça edip neticede dağıtma oyunudur. O günlerde olduğu gibi bugün de ekonomik sıkıntıların yaşandığı Türkiye'de Erbakan'ın başkanlık sistemiyle ilgili söylediği sözler bugünleri de kapsıyor. Sen hem istikrardan bahsediyorsun, hem şimdi işimizi gücümüzü bırakalım, Türkiye'nin bütün rejimini değiştirelim diyorsun. Kendine gel. Efendim başkanlık sistemiyle anayasaları değiştirelim, yeniden seçimlere gidelim. Şu anda Türkiye'nin gündemi bu değil. Sosyal medyada tıklanma ve paylaşma rekorları kıran bu videoya ilgi her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'yi paramparça edip neticede Türk milletini imha etmek demek. Fırat Kalkan Harekatı'nda karadan ve havadan 339 hedef bombalandı. IŞİD'e ait 17 binayla bir zırhlı aracın da imha edildi. Operasyonlarda 46 IŞİD'li terörist öldürüldü. ...318 hedef karadan, 21 hedef havadan vuruldu. Suriye'de IŞİD'e ait 339 hedef bombardımana tutuldu. Bombardımanlarda IŞİD tarafından kullanılan 17 bina, bir havan ve bir zırhlı araç imha edildi. 46 IŞİD'li etkisiz hale getirildi. 16'sı yaralandı. 2 silahlı araç da imha edildi. IŞİD'den temizlenen bölgelerde 30 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başından bu yana imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 3044. Şimdiye kadar 227 meskun mahallede kontrol sağlandı. Elbap'ta IŞİD'li teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan 4 Mehmetçik, memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. On binlerce vatandaş şehitleri son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 4 asker bugün ebediyete uğurlandı. Şehit uzman çavuşlar için ilk tören Gaziantep Havalimanı'nda yapıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Uzman çavuş Mete Can'ı memleketi Hatay'da eşi Seda Can asker üniformasıyla karşıladı. ...25 yaşındaki şehit Mete Can, 4 yolda düzenlenen törenin ardından Altınçağ mezarlığına defnedildi. Şehit uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın cenazesi ise baba ocağı Samsun'da Göceli şehitliğinde toprağa verildi. Şehidin cenazesine gönderilen CHP çelengi vatandaşlar tarafından tören alanında istenmedi. İstemiyoruz CHP. Şehit yakın olarak istemiyoruz CHP. Bu adam vatan hainliği yedi, buraya da çelenk yolda. Bu bir dalga geçmek. Allah için bu bir dalga geçmektir arkadaşlar. Bu bizi aldatıyor. İstemiyoruz. İstemiyoruz. HDP'li vekillerle el ele meclisi terk edenlerin çiçeğini istemiyoruz. İstemiyoruz. HDP'nin hiçbir şeysini istemiyoruz. HDP'yle birlik yapayır. Teröristlerle birlik yapayır. Bizim şehitlerimize, vatan şehitlerine çelenk gönderiyor. Uzman çavuş Selim Topalı ise İstanbul'da binlerce yurttaş karşıladı. Hem de helallığınızı dergah izzetinde kabul eylesin. Şehit için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'sinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katıldı. 4 tekbirle dua. Törenin ardından Şehit Topal mahalle mezarlığında toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit olan uzman çavuş Bahattin Bakır, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Piyade uzman çavuş Emre Doruksa, yarın memleketi Giresun'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Adıyaman kırsalında tespit edilen terör hedeflerine hava harekatı düzenledi. Teröristlerin kullandığı silah mevzileri, sığınak ve barınaklar imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar dün 12 ile 12.50 arasında Adıyaman kırsalına hava harekatı düzenledi. Bölgede teröristler tarafından kullanılan silah mevzileri, barınak ve sığınaklar imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığı 18 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine yapılan operasyonun sonuçlarını da açıkladı. Hava harekatında 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirtildi. Başarılı operasyonların bir diğer adresi de Hakkari Kırsalı. Mehmetçik, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Kazan ve Kasran vadilerine girdi. Taş aralarını ve mağaraları didik didik arayan güvenlik güçleri PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe vurdu. Bölgede teröristlerce kullanılan Kuzey Kore yapımı HT-16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 adet RPG, 7 antitank mühimmatı, 391 adet Bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde ile geçirildi. Lice, Hazro ve Kulp kırsalındaysa 18 Ocak'ta başlayan Bayrak 38 Şehit Uzman Kıdemli Çavuş Muhammed Sait Çelik operasyonu sona erdi. Operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi, el yapımı patlayıcı düzeneği ve bol miktarda uyuşturucu malzemesinin içerisinde bulunduğu 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Biri cezaevi firarisi olmak üzere 10 terör örgütü işbirlikçisi gözaltına alındı. Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump törenle yemin etti. Törene damgasını vuran slogan "Önce Amerika" oldu. Önceki yönetimleri halkı unutmakla suçlayan Trump, ilk kişi olarak Obama ekibinin sağlık reformunu iptal edeceğini açıkladı. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Amerika'nın 45. başkanı seçilen Donald Trump yemin ederek resmen göreve başladı. Donald Trump başkanlığı yemin töreniyle 44. başkan Barack Obama'dan devraldı. Yeni başkan yardımcısı Mike Pence'in ardından yemin eden Trump ardından bir konuşma yaptı. We stand at the birth of a new millennium. Donald Trump'ın konuşmasında önce Amerika vurgusu dikkat çekti. Artık Amerika'nın ve dünyanın yolunu birlikte belirleyeceğiz diyen Trump, halk iradesinin önemine vurgu yaptı. Black or brown or white. Göçmen karşıtı vurguların yoğun olduğu konuşmada Trump, dünyayı radikal İslamcı teröre karşı birleştireceklerini söyledi, İslamcı terörü tüm dünyadan tamamen kazıyacağız dedi. 17 will be remembered. Tören öncesinde protestolar da vardı. Seçim sonuçlarının belli olduğu ilk dakikalardan bu yana ülkenin değişik noktalarında süren eylemler bu kez Washington sokaklarında yapıldı. Çok sayıda gösterici ellerinde pankartlarla yürüdü, sloganlar attı. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericiler dükkanlara zarar verdi. İki araç kundaklandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Yakılan araçlar söndürüldü. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan Donald Trump'ın ilk işi Obamacare'i iptal etmek oldu. Trump, Oval Office'te imzaladığı ilk kararnamede eski başkan Barack Obama döneminde çıkarılan sağlık yasası reformunun iptalini öngören metni imzaladı. Amerikan kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan ve Trump'ın ilk icraatım iptal etmek olacak dediği Obamacare, cumhuriyetçilere göre vatandaşlara yüksek maliyetler üretiyor. Trump'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'daki temasları hakkında basın açıklamalarda bulundu. Washington'da konuşan Çavuşoğlu, Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde FETÖ ve PYD konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Geçmiş dönemde bazı güven bunalımı oldu, güven sorunu ortaya çıktı. Özellikle FETÖ'nün iadesiyle ilgili yine YPG'ye verilen destekten dolayı maalesef ve Münbiç'teki YPG unsurlarından dolayı bazı sorunlar olmuştu. Biz bunları yeni yönetimde aşacağımıza inanıyoruz. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Çalışma kahvaltıları ve akşam yemeklerinde yeni yönetimin Dışişleri Bakanı, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Savunma Bakanı ile görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ ve PYD konusunu gündeme getirdik dedi. Yani FETÖ'nün iadesiyle ilgili, FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu ile ilgili biz bilgiler de verdik ve olumlu sinyaller de aldık. Bunu söyleyebilirim. Elbette YPG ile ilgili konuları da net bir şekilde gündeme getirdik
ve YPG'nin PKK'dan farkının olmadığını, bu sene İstanbul'da ve Kayseri'de meydana gelen terör saldırılarının, geçen sene Ankara'daki terör saldırılarının sorumlularının Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini bir kere daha hatırlatarak böyle bir terör örgütüne ihtiyaç duymadığımızı ve Suriye'de Rakka başta olmak üzere DAEŞ'e karşı operasyonda birlikte daha etkin bir şekilde sonuç alıcı bir stratejiyle mücadele edebileceğimizi ve başarabileceğimizi söyledik. Çavuşoğlu, Amerika'yı da Astana'daki barış görüşmelerine davet ettiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Trump'ı yakın zamanda bir araya getireceklerini söyledi. İki başkan bir araya gelecek. Bir yol haritası belirleyeceğiz. Birçok sorunlar var. Muhataplarımızla Amerika'daki Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'deki artan Amerikan karşıtlığına karşı güven arttırıcı adımlar atmamız gerekiyor. Bunu da gündeme getirdik. Çavuşoğlu, Amerika'nın Elbap'ta yaptığı hava harekatlarının da sadece sembolik olduğunu belirtti. Doğrusu şu ana kadar verilen destek de ciddi bir destek değil. Yani çok fazla şey değişmedi. Sembolik bir destek oldu. Yani Amerika kendisine göre 20 kilometrenin altındaki bölgeye destek vermeyeceğini söyledi. Sevgili seyirciler, terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme programı Baylok operasyonları devam ediyor. Ankara Başsavcılığı 180 asker, İstanbul Başsavcılığı da 187'si emniyet mensubu 235 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Bu arada 26 BDDK çalışan hakkında hazırlanan iddianamede Baylok'un tüm detaylarına yer verildi. Ankara ve İstanbul'da Baylok operasyonları yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında kriptolu iletişim programı Baylok'u kullandığı tespit edilen 180 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 48 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 12 kişi gözaltına alındı. Asubayla albay arasında değişen rütbelerdeki şüphelilerden 123'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtildi. Zanlıların verecekleri ifadeler doğrultusunda gözaltı sayısının artması bekleniyor. İstanbul Başsavcılığı ise Baylok kullandığı tespit edilen 187'si emniyet personeli 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 49 ilde gerçekleştirilen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Baylok'u kullandıkları tespit edilen BDDK çalışanı 26 kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şifreli haberleşme programı ile ilgili ayrıntılı bilgilere de yer verildi. Programın sadece örgüt üyelerinin birbirlerine verdikleri dosyalarla indirilebildiği belirtildi. Şu ana kadar ulaşılan Baylok kullanıcı sayısı 215.092. Bunlardan 184.300'ünün şifresi kırıldı. Yaklaşık 31 milyon mesajdansa 15 milyonu çözümlenebildi. Baylok üzerinden gönderilen mesajlar sistem tarafından 24 saat içinde otomatik olarak siliniyordu. Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede İstanbul Beşiktaş'ta 8. nöbet tutuldu. Çok sayıda emekli komutan ve vatandaşın katıldığı nöbette askeri okullar tekrar açılsın sloganları atıldı. Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadele sürüyor. Bu cumhuriyetin kökleni var. İlelebet Mustafa Kemal'in cumhuriyeti devam edecek. Ordusu da devam edecek. Okul da devam edecek. Her hafta cumartesi günü İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbetlerin 8.'si yapıldı. Elbet askeri liseler ve harp okulları açılacak. Çok sayıda emekli komutan ve askeri öğrenci nöbete destek verdi. Askeri okulların açılması konusunda mücadelemize devam edeceğiz. Kurmaysız ordu savaşamaz. Harp okulları olacaktır, akademiler olacaktır. Ordusuz millet olamaz. Mücadelenin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, askeri okulların yeniden açılacağını söyledi. Büyük ihtimal Mart'ta açacaklar, Mart'ta. Ve sıra liselere gelecek. Onun için verdiğimiz mücadelenin ve yaptığımız eylemin çok önemli olduğunu bilerek başlamıştık. Bu noktaya geleceğine olan inancımız sonsuzdu. Hokka, askeri okul öğrencileri ve komutanlara da mücadeleye katılın çağrısı yaptı. Bu mesele
vatan meselesidir. Milli Savunma Bakanlığı'nın kuvvet komutanlıklarına gönderdiği askeri öğretmen alımı genelgesi de nöbetin gündemindeydi. Emekli subaylar ve astsubaylar 30 bine yakın öğrenci subay, astsubay ve sözleşmeli eri hem seçecek hem de eğitecekler. Emekli askeri öğretmen Albay Emin Algül kendisi gibi askeriyeden emekli öğretmenlere seslendi. Ben bu göreve hazırım. Kendini hazır hissedenlerin de müracaat etmesini öneriyorum ve bekliyorum. Askeri okullar hemen açılsın. İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında türban yasağı kalktı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte kadın personel yüzünü kapatmayacak şekilde türbanla görev yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı'na bağlanan jandarma ve sahil güvenlikte başörtüsü yasağı kalktı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre jandarma ve sahil güvenlikte kadın personel üniforma rengindeki desensiz başörtüsüyle görev yapabilecek. Resmi olarak görev yapan kadın personel hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek. İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel geçici görevlendirme ile görevlendirilebilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 üniversiteye rektör ataması yaptı. Erdoğan'ın 12 rektörü de Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylardan seçtiği belirtildi. Sevgili seyirciler, İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. İstanbul'daki ticari taksilerde indi bindi dönemi başladı. Bugünden itibaren 2,5 kilometreye kadar yapılan kısa mesafede yolculuklar indi bindi olarak sayılacak. Taksimetre 5 lira da yazsa artık vatandaşlar kısa mesafe ücreti olarak 8 lira 75 kuruş ödeyecek. 5 lira 5 kuruş yazıyor. Peki biz ne kadar ödeyeceğiz? 8.75. İstanbul'da ulaşım için taksi kullananlar dikkat. Ticari taksilerde indi bindi dönemi başladı. Olmaz efendim. Taksicinin zararını. Neden? Çünkü bir fark etmeyecek ki. Nişantaşı'na gideceğim. 11 lira yazıyordu. Şimdi yazacak. 2,5 kilometre bekleme yazmayacak. 8.75'e gideceğim Nişantaşı'na. Bundan sonra İstanbul'da taksiye bindiğinizde 2,5 kilometreye kadar olan kısa mesafelerde indi bindi ücreti olarak 8.75 ödeyeceksiniz. Yeni uygulama nasıl işliyor? Şimdi biz de onu yerinde incelemek için bir taksiye bineceğiz. Taksiye bindik, yolculuğa hazırız. Taksici de kilometreyi şimdi açıyor. Tarifede 3.45 yazıyor. Kısa bir yolculuk yaptık ve taksimetrede 5 lira 5 kuruş yazıyor. Peki biz ne kadar ödeyeceğiz? 8.75. Bugünden itibaren uygulanacak sisteme ilk tepki taksicilerden geldi. Esnaf bunu müşteriye nasıl anlatacağız diyor. Kapatmak için tuşlara basıyorum. Ondan sonra 8.75 oluyor bir anda. Şimdi müşteri diyecek ki ya 3.45 yazıyordu. Bir anda niye böyle? Çok sorun yaşayacak. Yazdı diyelim 6 lira 7 lira bastın taksimetreye. Arap hayatta zaten 1 lira fazla vermez. Düşün ki bu 8.75 oldu. Bunu Arap'a anlat. Esnafın uygulamaya kendince bir çözümü de var. 8.70 açılışı olsun 2 kilometre sonra atmasın. 2 kilometreye kadar atmasın. Hem daha mantıklı hem müşteri yanlış anlamaz. Esnaf yeni sisteme geçiş için yapılan taksimetre değişikliği ücretine de tepkili. Şimdi bu taksimetreyi 3 ay önce aldım, tamam mı? Bize 500 liraya sattılar ve şu an diyorlar ki bu taksimetre geçersiz. Peki niye bize sattınız? Zam geldi %5, 195 liraya ayarlatıldı. Şimdi 3 ay sonra bir daha 195 ayarlatılacak. Artı dijital o taksimetremiz değişecek. O da 9 lira ayrı bir külfet. Valla nasıl olacak? Bu taksi işini biz herhalde bırakacağız. Hiçbir kazancı olmadığını vurgulayan taksi esnafı yetkililerden yardım bekliyor. Zaten %5 zam yaptılar. Böyle zam istemiyoruz. Olmasın daha iyi. 200 lira ayara ver. Sonra 3 ay sonra tekrar ayara ver. Ya, yazık yani. Yani bu kadar da insanların çalışan emekçilerin sırtına binilmez yani. Yani bunu yöneticilere sesleniyorum. Anlaşılan kimse memnun değil. Petrol ofisinden sonra Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Anonim Şirketi'nin de satılmasının yankıları sürüyor. Satışa tepki gösteren enerji uzmanı Necdet Pamir sırada Türkiye Petrolleri'nin elde kalan kısmının parçalanması var dedi. Petrol dağıtım sektöründe artık devletin adı yok. 2000'li yıllardan itibaren tersine bir süreç başlatıldı. AKP hükümetinin petrol ofisinden sonra devletin piyasadaki ikinci petrol dağıtım şirketini de satması tepki topladı. Yani herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine.
400'e yakın bayisiyle petrol dağıtım sektöründe ilk 6 şirket arasında yer alan Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Anonim Şirketi satıldı. Stratejik olarak büyük risktir. Özelleştirme Yüksek Kurulu şirketin %100 oranındaki hisse satışı için yapılan ihalenin sonucuna onay verdi. Ulusal güvenlik açısından da ciddi bir problemdir. Söz konusu hisseleri 490 milyon Türk lirası karşılığında Zülfikarlar Holding aldı. Ülkenin çıkarları açısından doğru bir iş yapılmamıştır. Satış 19 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak resmileşti. Türkiye Petrolleri'nin uhdesinde olan, elinin altında olan petrol ofisi 2000'li yıllarda elinden çıkmış. Petkim çıkmış, Tüpraş çıkmış, yani rafinaj olanaklarınız çıkmış. Dolayısıyla sadece arama üretim şirketi niteliğinde bir de yanında servis şirketleri olan dar bir yapı bu. Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir satışı ulusal kanala değerlendirdi. Her şeyi ticaret mantığıyla görüp işte 490 milyon TL'ye sattık. 300 tane istasyonu sattık. Buradan da iyi para kazandık. Bu değildir mantık. Bu olmamalıdır. Satışa tepki gösteren enerji uzmanı Pamir, şimdi sırada Türkiye Petrolleri'nin elde kalan kısmının parçalanması var. BOTAŞ var dedi. Sizin ekonominizin sırtındaki en büyük kambur enerjideki dışa bağımlılığınızdır. Bunu kırabilmek için ulusal politika lazım. Siz tam tersine daha da parçalıyorsunuz. Şimdi sırada Türkiye Petrolleri'nin elde kalan kısmının parçalanması var. Bir de gene elde kalan BOTAŞ'ın üçe bölünmesi var. Yani herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine lafını burada uyguluyorsunuz. Ama bunun riski stratejik olarak büyük risktir. Ulusal güvenlik açısından da ciddi bir problemdir. 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Çanakkale'de Mucize adlı oyunu izledi. Çanakkale Savaşı'nı anlatan oyun Başbuğ'dan tam not aldı. Oyundan sonra konuşan 26. Genelkurmay Başkanı, Türk milleti ne yaparsa yapsın Atatürk'e borcunu ödeyemez dedi. Mehmet Yavuz'u cephede görmeliydiniz komutanım. Düşmanın sayıca ve silahça üstünlüğünü hiçe saydı. Önce tüfeğin mekanizması bozulunca süngüsüyle saldırdı. Sonunda tüfeğini yere attı. Yerden aldığı taşlarla düşmana saldırdığını gördüm. Kostümler, sahne ve oyuncular. Her şey gerçekmiş gibi ve o anı yaşatıyormuş gibi. Mühendim, hepsi geçer. Geçer, çalış. Geçer. Ama bil ki sen ve senin gibiler oldukça Çanakkale geçirmez. Oyunun adı Mucize. 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yazdığı 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk isimli kitabından uyarlandı. Cumhuriyete giden yol Çanakkale ile başlıyor. Oyun İstanbul'dan sonra Çanakkale'de de sahnelendi. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ da izleyenler arasındaydı. Bu oyunu Çanakkale'de ilk defa oynamayı arzu ederdik. Bu gerçekleşti. Bunun için çok mutluyuz. Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sergilediği oyun öncesi salon tıklım tıklım doldu. Oyun izleyenleri savaş yıllarına götürdü. İlk perdede Biga'nın Bahçeli Köyü'nden olan Mehmet Çavuş'un hikayesi anlatıldı. Kaçmasalardı daha devam edecekti komutanım. Aferin asker. Her şey vatan için komutanım. Atatürk'ün Çanakkale'den Cumhuriyet dönemine kadar olan bölümünün sahnelendiği tiyatro oyunu davetlilerden tam not aldı. Mustafa Kemal Paşa'sınız. Evet, ben Mustafa Kemal. Paşam, madem ki başımızda sen varsın, öyleyse mesele yok. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, oyundan sonra konuştu. Türk milletinin Atatürk'e borçlu olduğunu söyledi. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'e ne yapsa Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcunu ödeyemez. Bunu bilelim. Ama bunu 80 milyon hepsi bilsin. 80 milyonun hepsi bilsin. Eğer bugün bu topraklarda bu şekilde yaşıyorlarsa Mustafa Kemal Atatürk'e borçlular. Unutmasınlar bunu. Sanatçılar da oyunu Çanakkale'de oynamaktan mutlu olduklarını söyledi. Oynadığım zaman Mehmet Çavuş karakterini çok değişik hissettim ve çok mutlu bir andı benim için. Çünkü Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu biliyorum ve sanki beni
izliyormuş gibi hissettim. Bu oyunu Çanakkale'de oynamayı zaten hepimiz çok arzu ediyorduk. Burada olduğumuz için de çok mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır solunum yetmezliği ve yüksek tansiyon tedavisi gören Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, dün gece yarısı dengesini kaybederek düştü. Beyin kanaması tanısıyla şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan Cavcav, beyninde oluşan ödemin dağılması için ameliyat edildi. 81 yaşındaki duayen başkanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Acil şifalar diliyoruz ve sanat camiasını yasa boğan bir habere geçiyoruz. Ünlü oyuncu Ayberk Atilla 71 yaşında hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Atilla'nın acı haberi sanat camiasını yasa boğdu. Atilla için yarın saat 11'de İstanbul Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde tören düzenlenecek. Sanat camiası bir değerini daha yitirdi. 71 yaşındaki oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti. Usta sanatçı bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçen hafta mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla hastanede müşahede altına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarından yapılan açıklamada Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Ayberk Atilla için 22 Ocak Pazar günü saat 11'de şehir tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde tören yapılacak. Usta sanatçı Şakir'in camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayberk Atilla tiyatro, sinema ve dizi oyuncusuydu. Usta sanatçıya Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.